yola çıktık. S-400 meselesi de çok uzun süredir bir tartışma konusu. Hı-hı. Hala da devam ediyor. Biz hangardan S-400'ü tam çıkartıp ne zaman kurarız? Şimdi Muharrem Bey, orada biz şunu söylüyoruz. Biz sistemi teslim aldık. Sistemi kullanıcıya verdik. Orada eğitimler, yazılım yenilemeleri vesaire bir dizi unsur da işlemeye devam etti. Ondan sonrası için ben sürekli şunu söylüyorum. Biz bunu sahibine verdikten sonra o kullanım unsurları aslında hem Türkiye'de... Sahibinden söz ettiğiniz Türk Silahlı Kuvvetleri. Tabii ki. Sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada bunların kullanış şekilleri, modları, parametreleriyle ilgili kimse fazla bir şey konuşmaz. Malum bir savunma sistemi. Savunma sistemi savunma ihtiyacınız olduğu zaman devreye girer. O açıdan baktığımızda da bunun kullanımı ile ilgili, evet sistemimiz var mı? Var. Ama bunun kullanımı ile ilgili hatta hangi modda kaç saat çalıştıracağınız bile kendi içinde belli parametreleri içerir. Hatta ne kadar çok açık tutarsanız o kadar bakım onarım ihtiyacı olur gibi bir dizi unsur var. Bunları yan yana koyduğumuzda evet Türkiye'nin bu sistemi var. Bu sistemin hangi durumda olduğu, nerede olduğunu, hangi modda kullanılacağı da aslında Türkiye'nin bence konuşulmaması gereken, kendi içinde kalması gereken bilgilerindendir diye düşünüyorum. Şu açıdan sordum. Yani bir ikinci paket S-400 düşünüyor musunuz? Alacak mısınız? O yönde bir adım atılacak mı? Yoksa abi, da, meseleyi biraz soğutalım noktasında mıyız? Biz masaya yani ilk andan itibaren iki sistem için oturduk. Hmm. Yani şöyle bir yanlış anlaşılma olmasın. Ya Türkiye birinci sistemi aldı. Ondan sonra işte bu kadar ortalık karıştı. Şimdi gidip Amerika'ya bakın biz sizin inadınızda ikinci sistemi de alacağız. Siz madem bize böyle yapıyorsunuz. Böyle bir denklem yok. Tabi baştan iki sistem konuşuluyordu. Hatta Türkiye'nin bu uzun menzilli yüksek irtifa hava savunma sistemi açısından ilk ihaleye çıktığımız zaman 4 sistem idi ki bu bile yeterli sayılmaz. Yani bizim daha fazla bu sistemlere ihtiyacımız var. Eğer kapsamlı bir koruma istiyor isek. Onun için mesela Patriot konusu gündeme geldiğinde biz şunu da söylüyoruz. Buyurun teklifi yapın, onu da değerlendirelim diyoruz. Çünkü ihtiyaç devam ediyor anlamında söylüyorum. O açıdan ikinci sistem alınır mı alınmaz mı meselesinde masaya iki sistem için oturulduğunu, anlaşmanın bu çerçevede yürüdüğünü özellikle belirtmek istiyorum. Tam bu arada Girit modeli konuşulduğu için söyledim. Bir de nedir bu Girit modeli? Kamuoyunda çok konuşuldu. Kimi bürokratlar ve hükümet yetkilileri de aslında öyle bir şey söz konusu değildir dendi. Dolayısıyla bir, hem nedir Girit modeli hem de gündemde mi gerçekten? Yani Sayın Bakan Girit modeli diye bir kelime kullanmadı. Onun söylediklerinden gazeteci arkadaşlarımız Girit modeli çıkarttılar. Soru üzerine bir arkadaşımız evet. Girit modeli olabilir mi diye evet. O da düşünülebilir dedi. Evet. Yani burada şunu... Sevgili Sedat Ergin, Girit evet. modelini Sedat siz de Ergin düşünüyor musunuz size. Diye Sayın Bakan'a sorduğunda evet, evet düşünülebilir cevabıyla burada ortaya çıkan bir durum. Şöyle diyelim, bu işte bizce suni gerilimi azaltmak üzere biz Amerikan tarafına ya gelin bu meselenin teknik yönünü konuşalım diyoruz. Bununla ilgili bir diyalog olursa teknik açıdan mesela F-35 konusu da gündeme geldi, bunu söyledik. Bizim F-35'e bir tehdit olduğunu düşünmüyoruz S-400'ün dedik ve buna kesinlikle teknik olarak inanıyoruz ve ama bu anlamda bir diyaloğa açıklık görmedik. Yani bir, Türkiye bu sistemi aldı. İki, onun kullanımı ile ilgili karşı tarafta endişeler vesaire varsa bunun konuşulması yönünde bir irade beyanı oldu. Mesele bundan ibaret. Yani bu ikinci sistem konusuna gelince dediğim gibi masada iki sistem için oturuldu ama ikinci sistem konusunda birinci sistem gibi değil. Zaten bizim Patriot sistemiyle vesaire veya SAMP/T ile ilgili konularda da sürekli olarak ısrarla üzerinde durduğumuz konu bu mesele sırasında biz doğrudan alımın yanında şu hava savunma sistemlerindeki yolculuğumuzu daha kolaylaştıracak, daha hızlandıracak belirli teknoloji ve üretim paylaşımları istedik. Ki bu şunun için de geçerli. Bu sistemler envanterinize girdiğinizde biz geçmişteki derslerden biliyoruz, başka sistemlerde de bakım, onarım, idame, yedek parça için dünyanın parasını vermemiz gerekecek. Burada belli kabiliyetimiz olsun dedik. Tartışmanın veya meselenin geldiği nokta budur. Yani peki Rusya